Merhaba arkadaşlar. Daha önce 8. ünitenin gramer konusu olan relative clauses konusunun konu anlatımı ile başlamıştık. Şimdi kitabımızdaki alıştırmaların çözümü ile devam edeceğiz. Öncelikle kitabımızın 150. sayfasında relative clauses'larla ilgili bir konu anlatımı var. İstersek buradan da tekrar etmek için konu anlatımından faydalanabiliriz. Tabloyu kullanabiliriz ya da aynı bizim de ayırdığımız gibi defining ve non-defining relative clause'larla ilgili verilen bilgilere ve cümleleri kullanarak konu tekrarı yapabiliriz. Tanımlı olan sıfat cümlecikleri ve tanımlı olmayan sıfat cümleciklerinden biz de bahsetmiştik. Konu tekrarı için bu sayfadan faydalanabilirsiniz. Öyleyse şimdi alıştırmalarla devam edelim. Read the following sentences which ones include non-defining relative clauses. Yani aşağıdaki cümlelerden hangisi tanımlı olmayan bir relative clause cümlesidir? Bunu bulmamızı istiyor. Ve bulduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Bu relative clause yapılarını ana cümleden iki virgül ile ayırmamız gerekiyor. Öyleyse ilk cümleyle başlayalım. Simon's mother who lives in Liverpool has seven grandchildren. Öncelikle cümlemizdeki relative clauses yapısını işaretleyelim. Who lives in Liverpool? Liverpool'da yaşayan Simon'ın annesi. Peki ben cümleyi ilk okuduğumda Simon'ın annesi dediğimde kimden bahsettiğini zaten biliyor muyum? Evet biliyorum. Öyleyse benim için Liverpool'da yaşıyor olduğu bilgisi ekstra bir bilgidir. Bu yüzden ben bu cümleyi tanımlı olmayan bir relative clause cümlesi olduğunu söyleyip virgüllerle ayırarak bu şekilde yazmalıyım. Simon's mother, virgül, Simon'ın annesi, Liverpool'da yaşayan Simon'ın annesi, 7 tane torunu var diyeceğiz. Bir diğer soruyla devam edelim. The movie which is about the life of a famous musician is on at all the cinemas in the city. Yine tabii ki relative clauses yapımızı cümleden ayıralım. The movie. Tek başına the movie dediğinde ben hangi filmden bahsettiğini anlıyor muyum? Hayır, anlayamıyorum. Öyleyse benim verilen relative clause cümlesindeki bilgiye ihtiyacım var demektir. Hangi film? Ünlü bir müzisyenin hayatını anlatan film bu şehirde bütün sinemalarda gösterimde. Öyleyse verilen relative clause cümlesi defining yani tanımlı bir cümledir ve virgül kullanmaya gerek duymadan cümleyi bu şekilde doğru tarzında kullanabilirim. Üçle devam edelim. Have you talked to the woman whose son became the champion at the chess tournament yesterday? Hemen cümlemizi ana cümleden ayıralım. Whose son became yesterday diyoruz. Şimdi benim burada tanımladığım şey kadın ve çocuğu, kadının çocuğu. Peki ben Have you talked to the woman'ı okuduğumda hangi kadından bahsettiğini anlıyor muyum? Yine anlamıyorum. Öyleyse verilen bu bilgiye ihtiyacım var. Oğlu dün satranç turnuvasında şampiyon olan çocuğun annesiyle konuştun mu? Şeklinde bir bilgiye ihtiyacım var. Çocuğu turnuvada şampiyon olan kadınla konuştun mu diye cümlemi devam ettirmeliyim. Öyleyse bu bir defining tanımlara yatık clause yapısıdır. Virgül kullanmama ihtiyaç yoktur. Cümlenin doğru yazılışı bu şekildedir. Bir diğeriyle devam edelim. My friend Darren, who went to the same primary school as me, şeklinde yine ben relative clause cümlemi ana cümleden ayırıyorum. Ve diyorum ki my friend Darren dediğinde kimden bahsettiğini zaten biliyor muyum? Arkadaşım Darren. Evet biliyorum. Öyleyse burada verilen benimle aynı okula gitmiş olan Darren bilgisi, benimle aynı okula gittiği bilgisi ekstra bir bilgidir. Öyleyse ben bu cümlenin de bir non-defining creative clause olduğunu anlıyorum ve cümleyi ana cümleden virgüller ile ayırmak zorundayım. My brother was born in Ankara, which is the capital of Turkey. Abim Ankara'da doğdu. Peki ben burada zaten Ankara'nın neresi olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Türkiye'nin başkenti olduğu bilgisi öyleyse benim için fazladan verilmiş bir bilgidir. Bu yüzden buna da tanımlı olmayan bir relative clause cümlesi olduğunu söyleyip
virgül ile ayırmak zorundayım. 1998 is the year when my mother started to work as a teacher. 98 yılından bahsediyorum ben. Burada yılı tanımlayacağım. When my father, babamın öğretmen olarak çalışmaya başladığı yıl. Bana sadece 98'in bir yıl olduğunu söylemiş. Ama bu yılla ilgili bir bilgi vermesine ihtiyacım vardır. Öyleyse verilen yapı bir tanımlı red clause yapısıdır. Paul's car, which cost him a lot, yine ayırıyorum, has broken down three times this month. Paul'un arabası. Zaten neden bahsettiğini ben anlıyorum. Paul'un aldığı arabadan bahsediyor. Ama bana verdiği çok fazla paraya mal olan Paul'un arabası bilgisi ekstra bir bilgidir. Öyleyse bir non-defining yapı olduğunu söyleyerek cümleden virgüller ile bu yapıyı ayırmamız gerekmektedir. Çok fazla paraya mal olan Paul'un arabası bu ay 3 kez bozuldu şeklinde bir ana cümleyle karşılaşmış oluyoruz. Bir diğer alıştırmayla devam edelim. Circle the correct alternative. Verilen pronoun yapılarından doğru olan relative pronoun yapısını seçmemizi istiyorum. Is Moby Dick one of the novels you have read? Okumuş olduğun romanlardan biri mi Moby Dick diye soruyoruz. Hemen bakıyorum. Relative pronoun yapısından önceki kelime novel, roman yani bir şey, bir nesne olduğu için benim burada nitelediğim şeyden dolayı which kullanmak zorundayım. Çünkü nitelediğim şey bir nesne, bir cansız varlık. Romandan bahsettiğim için which ile nitelemek zorundayım. Madrid, my aunt lives, is very beautiful city. Tanımladığım şey nedir? Madrid. Halamın yaşadığı yer olan Madrid, öyleyse bir şehirden, bir yerden bahsediyorsam where ile nitelemek zorundayım. Monday is the day many people feel stressed. Monday is the day. Day niteliyorum bir günü. Gün bir zaman ifadesi olduğu için when ile nitelemek zorundayım. My grandfather is dead now came from Wales. Nitelediğim şey my grandfather. Bakıyorum whose kullanmam için sahip olduğu bir şeyi nitelemek zorundayım. Ama baktığımda sahip olduğu herhangi bir şeyden bahsettiğini görmüyorum. Öyleyse şu anda ölmüş olan dedem diyeceğim ve nitelediğim kişi my grandfather olduğu için bir kişidir, bir aitlik söz konusu olmadığı için who ile nitelemek zorundayım. This cupboard is under the staircase is so dirty. Nitelediğim şey this cupboard bir dolap olduğundan dolayı ve cümlede ne görüyorum? Önemli bir kural hatırlamamız gerekiyor. Non-defining olan, tanımlı olmayan relative clause cümlelerinde ben kesinlikle that yapısını kullanamam. Öyleyse virgülü gördüğüm anda biliyorum ki that olmaz. Doğru cevap which olmalıdır. I'd like to talk to the boy. Mother is very ill. Nitelediğim şey çocuk ama ardından bakıyorum mother. Sahip olduğu bir şey var. Öyleyse annesi hasta olan çocukla konuşmak istiyorum demem gerekiyor. Öyleyse burada çocuktan değil, çocuğun annesinden bahsettiğim için whose yapısını kullanmak zorundayım. Brad Pitt is married to Angelina Jolie, is a handsome and talented actor. Bahsettiğim kişi Brad Pitt, bir kişi olduğu için ve cümlem benim non-defining olduğundan dolayı that kullanamam. Eğer tanımlı bir cümle olsaydı o zaman who yerine that de kullanabilirdim. Ama burada virgüllerle ayrılmış bir non-defining cümlesi olduğu için that yapısını kesinlikle kullanamıyorum. Çok önemli bir kuraldır bu. Lütfen sık sık hatırlayalım. These are the photographs I took in Australia last summer. Nitelediğim şey fotoğraflar. Bunlar geçen yaz Avustralya'da çekmiş olduğum fotoğraflar. Nitelediğim şey bir fotoğraf, bir nesne olduğu için which kullanmak zorundayım. Mr. Cruz, grandson is one of my classmates. Sınıf arkadaşlarımdan biri. Kim peki bu? Torun. Kimin torunu?
Bay Cruz'un torunu. Öyleyse ben tek başına Bay Cruz'u niteleyemem. Onun sahip olduğu bir şeyle birlikte niteleyeceğim için Cruz kullanmak zorundayım. Torunu, sınıf arkadaşlarımdan biri olan Bay Cruz, amcam ile birlikte çalışmaya başladı diyeceğiz. I liked the hotel we stayed last weekend. Geçen hafta sonu kaldığımız yer olan otel. Oteli bir bina olarak değil de kalınacak bir yer olarak nitelediğim için ben burada where kullanmak zorundayım. Çünkü nitelediğim anlamda bir yer olarak bahsediyorum. Alıştırmalarımızı tamamladıktan sonra kitabımızın 104. sayfasındaki alıştırmalarla devam edeceğiz. 8. üniteye başlamış oluyoruz. Listening 1. Before you listen. There are some online activities. Bazı aktiviteler verilmiş bize ve kendimize göre cevaplamamız isteniyor. I have already done, zaten yaptım. Ya da I'd like to do, yapmak istiyorum. Ya da I wouldn't like to do, yapmak istemiyorum gibi etkinlikler var. Bunlara istediğimiz şekillerde işaretleme yapabiliriz. Kendimize göre cevaplarımızı verebiliriz. Okay. There are some questions. For example, the first one. How often do you use social media? You can answer it. For example, I always, bugünlerde çok sık kullanıyoruz. I always use social media. Okay. Do you think you are addicted to social media? Bağımlı olduğunu düşünüyor musun? Yes, I do. Or no, I don't. Do you know anyone who is addicted to social media? Bağımlısı olan birini tanıyor musun? Yes, I do. Or no, I don't şeklinde cevaplarımızı verebiliriz. Şimdi bir diğer etkinliğimiz olan listening ile devam edeceğiz. We will listen a podcast. Bazı konuşmacılar var ve bunlar sosyal medya kullanımı ile ilgili düşüncelerinden bahsediyor. Bizim işaretleyeceğimiz olan yapılar which speakers express a positive attitude. Sosyal medya kullanımına karşı olumlu bir tutum sergileyenlere tik koyuyoruz ve listening etkinliğimizi tamamlıyoruz. İlk önce metnimizi dinleyerek başlayacağız. Speaker 1. I think the internet has changed our lives a lot, but that's not a negative change. For example, social media improves our relationships because we can keep in touch with our friends or relatives who live far away from us. In my view, social networking sites are great because they link people all over the world. Speaker 2. Social media is very popular these days because people can communicate in many ways. For example, people who have common interests can share their opinions and experiences through blogs, forums, or chat rooms. I believe social media will be more important in the future, so everyone should have basic computer skills. I read an article this week. It says we live in the digital era and technology is developing day by day. Therefore, we should learn more about computers. Speaker 3. In my view, social media doesn't bring people together, it separates them. Because people spend too much time alone. They don't go out into the real world. They don't have real contact with other people. So social media makes people less social. I believe people should spend less time on the internet. They should socialize more with people in real life. Speaker 4.
I'm not an expert at this topic by a long shot, but as I see it, social media isn't that useful. Actually, young people are becoming more and more addicted to it. I think that's too bad. They can't stay away from social media. They interact on social networking sites all day. They have no idea how much time they waste online. They should spend their time on something better. For example, they could start new hobbies. Speaker 5. The way I see it, social media is important and young people are better at all social media platforms than adults. I've watched a documentary which is about technology and use of social media. It says teenagers are better users of technology. Of course that's true, because today's teenagers get to know the internet and social media when they are only 2 or 3 years old. And as they grow up, they learn more and more. For example, my cousin Gary, who is only 14 years old, can design his own tablet applications. Young people know a lot about cutting-edge technology. Evet, podcast ile ilgili birinci alıştırmamızı tamamladık. Bir sonraki alışmamız için siz dinleme metnini videoyu geri sararak tekrar dinleyerek sorulara cevap verebilirsiniz. Şimdi ben cevapları söyleyerek devam edeceğim. Speaker 1 say people can contact each other through social media. İnsanların sosyal medya yoluyla birbirleriyle iletişim kurabileceğini düşünüyor. Speaker 2 people should develop their computer skills. İnsanların bilgisayar yeteneklerini geliştirmesi gerektiğine inanıyor. Speaker 3. People become less social because of social media. İnsanların sosyal medya yüzünden daha az sosyal olduklarına inanıyor. Speaker 4. Young people spend too much time on social media. Genç insanların sosyal medyada çok fazla, gereğinden fazla zaman harcadığını düşünüyor. Speaker 5. Young people are good at using technology. Gençlerin teknolojiyi kullanmada çok iyi olduğuna inanıyor. Bir diğer alıştırmamızda bazı phrase'ler olduğunu görüyoruz. Ve bu phrase'ler stating personal opinions, yani kişisel düşüncelerimizi belirtmeden önce kullandığımız bazı ifadelerden bahsediyoruz. Şimdi dinleme metnimize bir göz atalım. Ve bu metinde yer alan phrase'leri görmüş olalım. Metnimiz bu şekilde. Şimdi bu phrase'lere bir göz atalım. I think, bence. In my view, benim düşünceme göre. I believe, inanıyorum ki. In my view, düşünceme göre. As I see it, gördüğüm kadarıyla. Or the way I see it. Benim gördüğüm şeklinde gibi yapılar bizim kendi düşüncelerimizi ifade ederken kullandığımız bazı phrase'lerdir. Evet, bugün gramer alışmalarını tamamladık. Bir tane listening etkinliği yaptık ve dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.